Evet, Aslı Enver'in yeni sevgilisi Önder Öztarhan ilk evinden olan kızıyla görüntülenmiş. Aslı ile ilgili sorular karşısında bakın ne yapmış. Aslı Enver'le aşk yaşadı ortaya çıkan solucan Önder Öztarhan, Arnavutköy'de kiminle görüntülendi? Önder Bey, çok kısa konuşsaydık. Aslı Enver'le aşk yaşadı ortaya çıkan Önder Öztarhan, malumunuz kamera karşısında konuşmuyor, özel hayatıyla ilgili sorulara asla cevap vermiyor. Önder Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Birazcık sohbet etseydik. Aslı Enver'le de aşk haberleri çıktı. Geçtiğimiz günde aracı sizin evinizin kapısındaydı da haberler çıktı. Hanımefendiyle de birlikte geldiğiniz, o yüzden sormak istedik. Önder Bey, biraz açık. Önder Bey, cevap verdiniz. Önder Öztarhan yine şık bir şekilde görüntülendi ancak yine konuşmadı. Bu sefer yanında kızı vardı ve gözden böyle kayboldular. Nasılsınız? Önder Bey, geçtiğimiz gün bir açıklama yaptınız. Aslı Enver'le görüşüyoruz diye. Kaç kelime etmek ister misiniz? Merhaba, nasıl video nasıl başladı? Önder Bey, çok kısa konuşsaydık. Birkaç kelime etmez miydiniz? Nasıl başladı ilişki? Peki Billur, kadın ve erkekler üzerine kurslar veriyorsun. Birçok da danışanın var. Çok da memnunlar, duyuyoruz. Sen Önder Öztarhan'la bu işin uzmanı olarak Aslı Enver'in şöyle yan yana fotoğrafını getirdiğinde yakıştırdın mı birbirlerine? Pek değil. Ama şimdi yani onların birbirine kendilerini yakıştırmaları önemli tabii olan ki, ve mutlu tabii olmaları. Elbette ki. Yani ben Aslı Enver'in zevki konusunda hani şeyi görüyorum ben, kadınlarımızın bir tarzı, tavrı yokmuş gibi geliyor bana. Hani kim onunla ilgilenirse ona mı kayıyorlar acaba diye düşünüyorum. Hani bir kadının bir tarzı olmaz mı? Bir tipi mesela. Bir tip. Bana bak mesela, hep hayat boyu aynı tip. Yani işte hep genç diye dalga geçilir ama işte sportif, rahat, bilmem ne, böyle şeyler. Hani sevgililerim hep böyle cool tiplerdir filan. Aslı Enver çok tatlı bir kız ya. Çok tatlı. Çok da güzel bir kız. Güzel. Önder Bey'in böyle yürürken bir görüntüsü var. Belki kız mutlu olmaya çalışıyor, deniyormuş gibi geliyor bana. Daha hiçbir erkekle çok mutlu olduğunu görmedik çünkü. Murat Boz'la uzun bir süre ilişkisi vardı. Hatta evet, ama hiç burada ben Cemal Ünal'a benzettim. Benzemiyor rahat mu Cemal Ünal'a? Biraz daha geniş. Issız adama benziyor. Bak, peki bu son jön lafı bak, neydi bu adamla ilgili? O ne demek oluyor, ben anlamadım. Bir de bir rahat bıraksalar insanları, mesela ilk başta bir tanışıp bir ilişki yaşayıp yaşamayacaklarına İlan karar ettiler. Verseler de. İlan ha, ettiler. Ha öyle mi, tabii. Ben bilmediğim için. Öncesinde o süreci yaşadılar. Yaklaşık 2 aydan beri birlikteler zaten. Ha öyle mi? Evet. Önder Bey, inşallah mutludurlar. Hafta 7 gün, Önder Bey zaten 6 gün 7 gün spor salonundan çıkmıyor. Biraz o yüzden yapılı. Hatta spor salonunun sahibi ya da ortaklığı var. Bayağı da böyle bir tarz giymiş değil mi? Böyle evden çıkmadan önce bir saatlerce falan böyle evet, onu bir giysen, bunu bir giysen falan değil mi? Şimdi ben mesela rahat tipleri her zaman tercih ederim. Yani böyle kendi üstüne uğraşmayacak. Evet. Ha. Önder Bey'de biraz fazla bir kendimle uğraşıyorum şeyi evet, var, enerjisi var nedense. Bize de öyle geçti. Aslında onun tam tersi gibi geliyor bana. Çünkü yurt dışında büyümüş bir rahat, kız. Daha rahat falan bir evet, kız. Ama inşallah kendini mutlu edecek erkeği bulur yani. O da bence deniyor. Belki de bilmiyor daha kim kendini mutlu eder. Evet. Şöyle iki ayrı kareye baktığın zaman zaten fanlar da onları birbirlerine yakıştırmıyor ama tabii yan yana görmek lazım. Tabii onlar canım, kendilerini, bize düşmez yani. Yok, onlar karar kendilerini vermek, birbirlerine yakıştırmışlar. Bizim de görevimiz bu aşkı takip etmek işte. Evet.